Efendim ikinci dinleyicimizin bir sualleri vardı. İlk suali dedi ki burada kız çocuğuna Zinnur, sonra da mühendis olduğu için, tabii kız olduğu için Zinnure. Öyle kullanması demek ki anlatıldı kendilerine. Koymuşlar, hani uygun mu dedi. Mesela Tamil Nahes Hazreti Ebediye kitabında da isimler konusu, yani çocuğa konacak isimler konusu anlatılırken orada bir ifade geçiyor. Yalan olan veya layık olmayan isimleri çocuklara koymamalı. Evet. Mesele böyle Zinnur, nur sahibi. Ondan sonra Zinnureyn, Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin ismidir. Ki onu Peygamber Efendimiz koydu. Yani iki kelimesiyle evlendiği için o isim verildi, öyle tanıtıldı. Zaten kendileri de öyle yüksek derecede yaratılmıştı. Mesela Allah Teala'nın evi manasına gelen Beytullah olsun, Nurullah olsun, buna benzer isimler. Nurullah, Allah'ın nuru, Beytullah, Allah Teala'nın evi gibi isimler. Yani çocuk buna layık olmazsa uygun olmaz. Bir zamanlar bir Nurlu Ataç vardı. Hatırlar mısın? Evet. Adam dinle alakası yoktu. Ama anası olsun Nurullah koymuş adam. Ama dinsizdi. Ateistti yani. E ne oldu şimdi? Adam ne diyor? İsmi ne diyor? Değil mi? Evet. İsmi ne diyor? Onun için böyle isimleri kullanırken çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. O şartlar yerine... Yani şey itibariyle... Efendim cazip olsun, kimsenin koymadığı isim olsun falan. Kimsenin koymadığı değil. Ehl-i sünnet alimlerinin uygun gördüğü... Daha önce yaşamış olan İslam alimlerinin... Evliya-i kiramın isimlerini tercih etmeli isim koyarken. Çünkü o isimlerden dolayı şefaata kavuşabilir. Evet. Mesela... Nefise ismi. Çok herkes koyuyor falan. Ya herkesin koyması önemli değil ki kardeşim ya. Seyyidet Nefise Hazretleri var. Sen onu düşünerek koysana Nefise ismini. Evet. Zeynep ismi. Efendim çok var. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kızının ismi Zeynep'tir hem de hanımlarından Zeynep binti Cahş radıyallahu anhuma. Annelerimizdendir. İsmi Zeynep'tir. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tasvip ettiği annelerimizin isimlerinden onları koy. Yarın ahirette o isimlerden dolayı onlara şefaat söz konusu olacak. Şefaat söz konusu olacak. Efendim